Eğer Feray'ın bebeğinin katili bensem, bundan eminsen. Çek oğlum tetiği. Hadi. Beni dinle Halit, dinle. Ateş ölmeyecek, anladın mı? Ortalığı birbirine kat. Ortalığı Belvere'ye ver. Ne gerekiyorsa yap. Açığa çıkarım. Önemli değil. Ne gerekiyorsa yap. Yaman. Yaman! Yaman! İyi misin oğlum? Ha? İyi misin oğlum? Yaman! Sevgilim Yaman! İyi misin? Feraye! İçeri gel! İçeri! Tamam, kapıyı açıyorum, tamam. İyi misin? Tamam, sakin. Tamam. Yürüyecek misin, ha? Hadi. Tamam. Gel. Tamam, sakin. Gel. Çıkabilecek misin? Hadi. Gel. Gel. Tamam. Tamam. Gel. Yavaş. Yavaş. Bakayım biraz, bakayım. Feray, camdan uzak dur. Tamam. Sadece baktım, tamam. Ben bir bakayım mı? Yaman, bakayım mı? Yaman. Tamam. Feray, saracak bir havlu gibi bir şey var mı? Var. Tamam, Yaman. Tamam, sakin ol. Yaman. Tamam. Feray, çıkaralım şunu. Yardım et bana. Yavaş, dikkat et. 3, 2, 1. Tamam. Çok az kaldı. Tamam. Feray, bunu sıkıca üstüne bastır. Tamam. Hadi. Yaman, buradayım. Tamam. Kimse var mı? Yok. Görünmüyor. Kim? Kim bu ya? Bora olamaz değil mi yine ha? Bilmiyorum. Kim ya? Kim o zaman? Kim? Her kimse. Onun cezasını çekecek. Yanına kar kalmayacak söz. Feray, ben bir bakayım mı? Bak, böyle olmaz ama gitmemiz lazım. Yaman, iyisin ama hastaneye gitmemiz lazım, tamam mı? Saracak bir şeyiniz var mı Feray? Şurada tül bir örtü var bak. Tamam, bak şimdi onu sıkı sıkı saracağız, tamam mı? Ver onu bana. Tamam. Delireceğim. Ne yapıyorsun? Biz delireceğim. Yaman tamam. Bak bunu şimdi ben bastıracağım biraz. Katilsin sen! Sen katilsin! Nefret ediyorum senden nefret ediyorum. Oğlum aldım benden. Gitti Yaman. Oğlum gitti. Oğlum senin yüzünden gitti, öldü. Öldü oğlum.
Bunu sana ödeteceğim. Bunu sana ödeteceğim. Seni asla affetmeyeceğim Vural. Asla. Söyle Halit. Ateş yaşıyor. Affetmeyeceğim seni. Güzel. Diğeri de yaşıyor. Yaman yaşıyor. Yaşıyor. Vallahi şükürler olsun. İyi mi? Ama yaralandı. Koluna sıktım. Bana yaşattığın bu acıyı asla unutmayacağım. Asla. Sana az bile. Sen çok daha fazlasını hak ediyorsun. Hastasın sen. Nefret ediyorum senden. Senden nefret ediyorum. Seni asla affetmeyeceğim. Asla! Yeter! Asıl ben seni asla affetmeyeceğim. Hepsi senin suçun. Sen benden her şeyi sakladın. Senin yüzünden az kalsın evlat katili oluyordum ben. Sen benden her şeyi sakladın. Şefkatini sakladın. Aşkını sakladın. Benden çocuğumu sakladın. Ben belki başka bir adam olacaktım. Başka bir baba olacaktım. Mutlu bir baba. Ayaklarıma kapanıp yalvarsam bile asla seni affetmeyeceğim. Her şeyi aldın benden. Ama artık sıra bende. Her şeyini alacağım. Her şeyini tek tek söküp alacağım senden. Dayan, ben yanındayım. Gidebiliriz. Abi. Sağ ol. Boş ver. Geç de gitti. Abi. Ben sana silah çektim. Sen beni korumak için... Abi ölebilirdin. Gerekirse ölürdüm ben. Ben senin abinim. Seni seviyorum.
Seni seviyorum. Açmıyor pislik. Hayır, insan bir düşünür, karım nerede, ne yapıyor, aç mı, susuz mu? Soyadını verdi, çıktı gitti. Demek ki o soyad karın doyurmayacak, tamam mı? Ya sen de gel bizimle işte. Bak Çetinler Muhsin'i bırakıp dönüyorlarmış yarın. Cuma günü pılımızı pırtımızı toplar gideriz. Ha? Ay vallahi kurdeşen döktüm be sıkıntıdan. Ay. Aman ne kadar takıyorsunuz. Allah büyüktür. Bir kapı kapar, sonra hop başka bir kapı açar. Hayırdır Şermin abla, sen pek bir rahat gözüküyorsun. Başka bir kapı bulduysa. Kendim talip olmadım. Resmen teklif aldım. Ay evlenme teklifi mi aldın? O da olacak inşallah. Sana bu hayatta ölüm yok be Şerro. Öyle be Cemmo. Asansör gibi kadınım. Millet inerken ben çıkıyorum. Alo. Hı. Geliyorum. Haydi kızlar görüşürüz. Eliniz kuş, beliniz taş olsun. Nereye gidiyor ya bu gece gece? Ben ne bileyim anne. Şermin ablanın çetelesini falan tutuyor gibi mi gözüküyorum karşıdan? Öğrenirse evet. Şermin Hanım, buyurun lütfen. Ay, Ömer Beyciğim, ne kadar hızlısınız. Zili ikiletmediniz vallahi. Sizin gibi hoş bir hanımefendiyi bekletir miyim hiç? Beni kırmadınız, bu saatte buralara kadar geldiniz. Hoş geldiniz. Ay, yeni sürdüm. Buyurun, buyurun lütfen. Feraye tamam, sen de duydun, korkacak bir şey yok. Ufak bir sıyrık işte, geçti gitti. Geçmedi. Geçmedi. Hiçbir şey geçmiyor. Yarabbim. Geceden beri hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Bir lanet gibi üzerimize yapıştı resmen. Ya delireceğim ya burada yatıyorum. Bunun bitmesi lazım artık ya, durması lazım. Biz ne yaşıyoruz ya, durmak zorunda. Hava almak ister misin biraz? Tamam. Sen Yaman'ı yalnız bırakma. Tamam. İstersen anahtarı al. Arabaya geç istersen. Ama kapıları kilitle lütfen, olur mu? Oh.
pislik senin yüzünden. Senin yüzünden! Hepsi senin yüzünden! Neydi bunun şifresi ya? Hadi hatırla, hatırla. Tabii ki de oğlunun doğum günü.
Öldüreceğim ben seni. Ben de söylüyorum bak şu anda bu biraz fazla değil mi? Yeter! Öldüreceğim seni. Kedi ellerimle öldüreceğim. Katilsin sen. Katilsin. Ne? Sen benim bebeğimi öldürdün. Bebeğimi öldürdün sen benim. Bebeğini mi? Feraye. Feraye dur. Feraye dur, bir şey yapmadım. Dur Feraye. Her şey senin yüzünden oldu. Bırak. Dur dur ne olur dur 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 dur. Feraye bak ben hiçbir şey yapmadım. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Feraye. Feraye ben hiçbir şey yapmadım. Sakin, 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 sakin. Sakin ol. Benim için çok üzgünüm. Feraye ben bir şey yapmadım. Abi, senin bu halin hal değil. Bu akşam ne oldu ben hiçbir şey anlamadım. Ya Feraye, yemin ederim, yemin ederim. Ben işlerin buraya gideceğini bilmiyordum. Feraye çok özür dilerim. Ya sen nasıl bir ruh hastasısın ya? Sen nasıl bir ruh hastasısın? Sen küçükken de böyleydin. Sen hiç değişmedin. Sen çok acımasızdın. Sen hiçbir kadına böyle davranamazsın. Ya sen... Çocuklar ne oluyor? Ben gerçekten bir şey yapmadım. Baba ben bir şey yapmadım. Tamam oğlum. Hallederiz dur bakalım. Sen? Ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Senin oğlunu öldürmeye geldim. Sonuçlarını da göze aldın mı? Hı hı. Neden? Ne yaptı sana? Oğlun benim bebeğimi öldürdü. Ben nerede yanlış yaptım? Sen nasıl böyle bir insan oldun? Yaman Bey'in yakınısınız değil mi? Evet, bir sorun mu var? Hayır, her şey yolunda. Antibiyotik ve ağrı kesici verdik. Yatıp istirahat edecek. Siz de oturun isterseniz çünkü biraz sürecek. Çok teşekkür ederim, sağ ol.
Ne istiyorsun? Bu saatte aramazdım ama mühim bir durum var. Evet. Feraye benim evde. Feraye. İyi mi? İyi şimdi, merak etme. Tamam, ben birazdan geliyorum. Hiçbir yere ayrılmasın. Kılına zarar gelmeyecek. Bekliyorum. Hayırdır, nereye? Ateş. Bırak adamı. Ne oluyor burada? Bir şey oldu, yok. Adamı bırak. Feraye nerede? Feraye içeride. Oyun mu oynuyorsun Orhan? Oyun oynamıyorum. Feraye içeride. Silah yok. İki dakika konuşalım sadece. Bugüne kadar aramızda olanlar, bence biz birbirimizi çok yanlış anladık. Hatta sana şöyle söyleyeyim, bence ben seni çok yanlış anladım. Burada gerçekten oyun mu oynuyorsun sen benden? Oyun oynamıyorum. Ben her şeyi unutmaya hazırım. Her şeyi. Demek öğrendin ha oğlunun ne yaptığını. Demek öğren. Evet, öğren. Yine yüzümü yere eğdirdi. Ateş, bu kavganın ikimize de faydası yok. Ben hazırım. Bitirelim. Bitirelim, Bora. Bora, önünde sonunda yola gelecektir. Ben sana oğluna sahip çık dedim. Senin oğlun kendi dahil herkese zarar veren biri. Ve sen hiçbir şey yapamıyorsun. Bu o kadar acınası ki. Ateş. Meray. İyi misin? Sen şimdi arabaya geç. Ben gidiyorum. Bizi o namlunun ucuna koyan sendin değil mi? Neden bitirmedin işimizi? Neden ıskaladın Vural? Ben bunun nedenini anladığımda işte o gün senden hesabını soracağım.
İyi misin? Feray, beni çok korkuttun. Bu yaptığın o kadar tehlikeli ki. O ev, o insanlar. O dünya bambaşka bir dünya Feray. Bambaşka bir dünya, bilmek bile istemezsin. Lütfen bir daha böyle bir şey yapma oğlum. Sana bir şey olursa... Yaman bilmesin, olur mu? Sen söylemek istemiyorsan... Dur. Durdurur musun arabayı? Lütfen. İyi misin? Yağmurumu son kez hissetmek istiyorum. Seni çok seviyorum bebeğim. Hep kalbimde. Hep benimle yaşayacaksın. Özür dilerim. Yaman bebeği benim yüzümden kaybettiğini söyledi, o yüzden... sorumlusu benmişim. Sorumlusu benim. Yaman... Okan, Cemile, hatta Hazal. Yanlış kararlar verdik. Korkakça davrandık. Hazırdım ben. Abla. Onu çok sevmeye hazırdım. Onun için her şeyi yapmaya hazırdım. Hazırdım yani. Çok üzgün.
Ay, hiç bu kadar gülmemiştim. İyi ki varsınız. Çok yaşayın değil mi? Siz de. Baba. Gülfem. Şermin Hanım. Kendisi profesyonel hemşire. Bir anlaşma yaptık. Bundan böyle benim için çalışacak. Doktorun tavsiyesi. Bu ilaçlar, gıdalar, bu mevzular karışınca bir düzene oturt, mutlaka bir hemşire tut dedi. Öyle mi? Tamam. Peki sizin bu konuda tecrübeniz var mı? Evet efendim. Her türlü hastayla çalıştım. İyileştiremediğim olmadı. O zaman siz yarın bana özgeçmiş ve referanslarınızı getirin, bir bakayım. Lüzum yok gelin hanım. Ben işe aldım dedim ya, bitti gitti. İyi madem. Aa gelin hanım. Affedersiniz. Gülfem hanım. Bu müştemilat ahalisini topyekin kovdunuz ya. Bundan böyle orada ben yaşayacağım. Baba bu nereden çıktı şimdi? Ben öyle münasip gördüm. Allah Allah. Açayım mı yine videoları? Evet. Yağmur. Uyandın mı? İyi misin? Hadi gidelim artık abi. Kalsaydın biraz daha oğlum, dinlenseydin. Beni gerçekten iyileştirecek kişinin yanında olmak istiyorum. Sana yeni kıyafetler getirdim. Hadi sen üstünü değiştir, ben bekliyorum seni. Tamam. Yaman. Şükürler olsun. Geldiniz. Oğlum. Güzel oğlum, iyi misin sen? İyi misin? İyiyim, bir şeyim yok. Ufak bir kaza sadece. Bir tane canım. İyi ki geldiniz. Feraye, sen niye orada kaldın? Sen ne yüzle geliyorsun bu eve tekrar? Anne, hiçbirimiz iyi değiliz. Hepimizin dinlenmeye ihtiyacı var, sırası değil. Bu kızı buraya getirmenin sırası mı? Yaman, ben gideyim. Hayır Feraye, kalacaksın. Defol! Defol git evimden! İstemiyorum seni! Sen benim evlatlarımdan birinden hamile kalıp diğeriyle evlendin! Anne, bilmediğin şeyler var. Zamanı gelince konuşacağız, lütfen sakin ol. Oğlum aç gözünü artık, aç! Bu kız hepimizi aptal yerine koydu. Abinle ikinizi parmağında oynattı. Anne. Ne anne, ne anne. Ben inanamıyorum size ya. Yok, ben delireceğim. Delireceğim ben.
Ya benden başka gören yok mu bunu? Aklınızı mı kaçırdınız siz? Kör müsünüz? Bu kız ne yaptı size böyle? Ben kimseye zarar vermek istemedim. Sen kendini rezil ettin. Bittin sen, bittin. Git evimden. Git evimden. Git evimden. Ne yeter? Ben sadece bebeğimi korumak istedim. Eminim siz hiç böyle seçimler yapmak zorunda kalmamışsınızdır. O yüzden beni anlamanızı beklemiyorum. Feraye. Feraye. Sevgilim dur. Yaman. Bunun seninle bir ilgisi yok. Daha fazla durup senin yanını da dinleyemezdim. Bak kimsenin seni suçlamaya hakkı yok. Annemin dediklerinin bir önemi de yok. Sen benim bu dünyada gördüğüm en temiz insansın. Gel buraya. Yaman. İyi ki varsın. Hiç çekinmeden söylediğim o sözler o kadar ağır ki. Hem de bilip bilmeden. Hak ettiğinin yarısını bile söylemedim. O da sizin hatırınıza. Feraye dün gece bebeğini kaybetti. Ne? Üzgünüm ama hayırlısı olmuş. Ne demek hayırlısı? Ateş. Ateş bak. Bu içine düştüğün şey, bu saplantı her neyse. Bu aşk diye iddia ettiğin şey gözünü kör etmiş seni. Bu bebeğin gerçek babası kim? Belli mi? Ne diyorsun ya sen? Ne diyorsun? Belli mi? İki kardeş kimden peydahlandığı belli olmayan bu bebeğe baba çıkacağım diye birbirinizi yediniz. Ne? Yeter, yeter Ateş. Savunma şu kızı bana. Savunma. O kız yüzünden ben sizi kaybediyordum. Kardeşin kafana silah dayadı senin. Nereden biliyorsun sen bunu? Ben iyi değilim. Ben hiç iyi hissetmiyorum i̇yisin, kendimi. Sen. Gel, gel, değilim, gel, gel. Değilim. Bırak. Sen hayır. İyisin. Nereden biliyorsun? Kim söyledi sana? Hı? Kimden duydun? Ha? Anne cevap ver. Kimden duydun? Ural mı söyledi sana? Hı? Sen dün gece Ural'ın yanında mıydın yoksa? Ne oluyor burada? Anne! Ateş! Bu sorunun cevabını vermek zorunda kalacaksın. Anne! Hangi soruymuş o? Sen takılma ya bunlara. Sen işine bak. Takılma. Münasebetsiz. Ben artık bu evde duramam Yaman. Ne burada, ne müştemilatta. Anneni suçlamıyorum. Dışarıdan baktığımda yaşadığı dehşeti anlayabiliyorum. Bazen ben bile yaşadıklarımıza inanamıyorum. Karayı. Bu kızın üzerine gelinmesine dayanamıyorum. Madem burada yaşamak istemiyorsun... Biz de gideriz. Seni daha fazla ailenden uzaklaştırmak istemiyorum. Feraye ben kaç yaşına geldim onlarla yaşamam şart değil. Ailen zor zamanlar geçiriyor Yaman. Sana ihtiyaçları var.
Ne yani, biz şimdi uzak mesafe ilişkisi mi yaşayacağız? Evden gidiyorum dedim. Ürgüp'ten değil. Ha. Yaman, benim gidip babamla konuşmam lazım. Onu göremedim hala. Hı hı. Feraye. Hı. Başladığımız o ilk güne dönme şansın olsaydı, yine beni sever miydin? Birlikte olur muydun benimle? Benim için o gün başlamadı ki. Hep vardın sen. Kalbimdeydin. Sonra adını öğrendim. Peki sen? Yaşadıklarımızı düşününce yine bana aşık olur muydun? Daha büyük bir aşkla bağlanırdım hem de. Ama bu defa saklı kalan bir aşk hikayesi olmazdı. Daha ilk anda tüm dünyaya haykırırdım seni ne kadar çok sevdiğimi. Baba. Baba. Oo. Kimler gelmiş ya? Babam nerede? Kocam nerede? Günler oldu ya. Gittiniz o gidiş. Ne oluyor kızım sana? Önce kocamdan hamile kaldın, şimdi elimden falan mı almaya çalışıyorsun? Hayırdır? Öyle bir şey yapmaya çalışmıyorum. Onu elinden almıyorum çünkü biz hep vardık. O benim ilk ve son aşkım. Başka biri hiç olmadı. Nasıl hep vardınız? Yalan söylüyorsun sen. Öyle bir şey olsaydı çünkü Yaman bana evlenme teklif etmezdi. Üzgünüm. Bana niye üzülüyorsun ya? Sen kendini üzül. Babam bile terk etmiş seni. Ne? Baba? Baba? Ne işi var bunun burada? Dayak yemek istemiş herhalde. Az kaldı zaten, yolacağım saçını başına. Hayırdır? Ne oluyor burada? Bir şey olmuyor, iş yapıyoruz. Allah Allah. Baba. Thank you.
canım. Gitmiş. Babam gitmiş. Konuşamadım ben onunla. Anlatamadım hiçbir şeyi. Vah güzel. Ama oturma böyle yerlerde. Soğuk, üşütürsün, gebesin sen. Değilim. Artık değilim. Karıcım diyeceksin. Hiç seninle uğraşacak halde değilim. Kucağında Feraye'yi taşımaktan hal mal kalmamıştır tabii, haklısın. Ne oldu? Kolunda onu taşırken falan mı sakatladın? Bak, seninle açık konuşacağım. Hı. Ben Feraye'yi seviyorum. Hep sevdim. Ömrümün sonuna kadar da onu seveceğim. Benim ne seni ne de başka birini sevme ihtimalim yok. Açık oldum yeterince. Açık falan olmadı. Sen o şansını bana açık açık anlatmadığında kaybettin Yaman. Unutacaksın. Elindekiyle mutlu olmaya bakacaksın, ne yapalım? Kızım sen kafayı yemişsin ya. Ne yapacaksın, zorla mı tutacaksın beni? Bu evlilik yalan dolan. Benim için değil. İyi. Eline boşanma kağıdını alınca anlarsın. Sen de benden yıllarca boşanamayınca anlarsın Yaman'cığım. O kadarını araştırdık herhalde. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Nasıl ayıracaksın beni Feraye'den? Vazgeçeceğimi mi sanıyorsun ondan? Belki o senden vazgeçer, ne dersin? Ruh hastası. Hoş geldin. Paramı almaya geldim. Halit, sen şu kapıdan girdin ya. Kuşlar cıvıldamaya, kelebekler uçuşmaya başladı. Neşe saçıyorsun. Ne oldu? Bir kere ıskaladın diye mi Musrat? Ben ıskalamam. Sen tereddüt ettin. Tamam. İşi ben iptal ettim. Ama bu seni ilgilendirmez. Sonuçta sen paranı alacaksın. İki katını. Beni tehlikeye attın. Peki. Tamam. Ben de seni bu yüzden seviyorum zaten. Netsin, net.
Bu benim. Bu tetikçi. Dedenler burada değil. Biliyorum. Ben babanla konuşmaya geldim. En azından bu sefer açık davranıyorsun. Bade. Ben seni kırmayı hiç istemedim. Emin misin? Bu konuda çok kararlı davranıyorsun Ateş. Hatta hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun. Bade bak ben... Ben seni hep bir arkadaş olarak gördüm. Ama ben görmedim. Hatta bunu her seferinde de belli ettim. Ama senin bu aşk karmaşasının içinde ben kendimi sürekli kaybolmuş gitmiş buldum. Çok üzgünüm. Biliyorum. Sen bunların hiçbirini hak etmedin. Biliyorum. İşte bu yüzden. Herkes artık ne hak ediyorsa onu alacak. Bu son işimizdi. Bir daha beni arama. Hayatımda ilk defa biri bana böyle bir şey yapıyor. Neydi bu, trip mi? O ne demek? Hani manitalar birbirine yapıyor ya. Böyle bozuk atmak gibi. Ben kimseyi bozuk atacak kadar önemsemiyorum. Vay be. Nerede parmaklarını benim için feda eden Halit? Ben senin için feda etmedim. Ben işimi yaptım. Bizim gibi adamları kurşun değil, tereddüt öldürür Vural. Kafama silah dayadığını biliyor. Bunu ben, Yaman, Feraye ve sen biliyorsun. Ha bir de üzerimize gönderdiğin o adamın. Biz bunu annemize söylemediğimize göre. Geriye sen kalıyorsun Murat. Akıllı adamsın. Neyle tehdit ettin annemi? Biz sen de bunu... Başka koşullarda, başka zaman mutlaka konuşacağız. Ama şimdi ve bu şartlarda olmaz.
Başka şartları beklemeye gerek yok. Ben diyeceğim şimdi diyeyim. Kardeşlerime dokunma dedim, dinlemedin. Artık tetiği çektirenin sen olduğunu da biliyorum. Sen istediğin kadar sessiz kal. O gün geldiğinde hiç kimse, hiç kimse seni elimden alamaz. Haberin olsun. Ateş. Biliyor musun? Seni çok iyi yetiştirmiş Gülfem. Annemin adını ağzına alma! Alma. Benim sabrımı zorlama Vural. Bundan sonra anneme yaklaşırsan, annemi tehdit edersen bak sakın. Hatta ona selam bile verirsen. O gün, o gün bu dünyadaki son günün olur. Görüyor musun Gülfem? Sen istediğin kadar, istediğin okullarda okut, istediğin hayatı yaşat. Benden istediğin kadar kaçır. Armut dibine düşüyormuş. Babasının oğlu olmuş. Efendim. Gülfem. Fazla vaktin yok. Artık oğluna, oğluma. Ha bu arada Okan'a ve Yaman'a da anlatacaksın. Ve kayınpederimle olan Ömer abiye de. İmkansız bu. Çok zor. Yaşanmış bunca şeyden sonra böyle bir şey açıklamam. Beni nasıl bir duruma sokar, nasıl bir duruma düşürür farkında mısın sen? Bu beni ilgilendirir mi sence Gülfem? Yıllar sonra bir oğlu daha olduğunu öğrenen benim. Bu sana son ihtarım. Gerçekleri Ateş'in benden duymasını istemezsin değil mi? Ha, Gülfem burada mıydın? Ben de seni arıyordum. Söyle baba. Vali beylerin hafta sonunda yemeğe varmış. Bana eşlik edeceksin gelin hanım. Ben gelmesem bu aralar hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Olmaz öyle şey. Ailemizin dimdik ayakta olduğunu göstermemiz lazım. Ailemizin itibarı söz konusu. Kimse Gülsoyların dağılıp un ufak olduğunu düşünmemeli. Ayarla kendini. Sevgilim, konuştun mu? Neden? Ne oldu? Gitmiş. Babam gitmiş Yaman. Feraye. Şu an sadece uyumak istiyorum. Uyandığımda her şey bir kabusmuş meğer desem. Bağ evinde senin kollarında olsam. Bebeğimiz. O da bizimle olsa. Ben senin yanında olacağım hep.
Uyandığında da yanında olacağım. Sana söz veriyorum. Bundan sonra bizi kimse ayıramayacak. Alo. Babam nasıl? Neredesin sen? Bahçedeyim. Eve gel. Gel eve konuşacağız. Abimler dönmüş galiba. Ben eve gideyim. Konuşacakmışız. Olmaz. Tek başına göndermem seni oraya. Ne konuşacaklarsa benimle de konuşurlar. Yaman. Abim seni görürse daha büyük gerginlik çıkar. Çıkarsa çıksın. Sana patlayacağına bana patlasın. Yaman. Yok şimdi birlikte girmemiz tuhaf olacak. Biliyorum ben. Sen bekler misin biraz? Sen bilirsin. Ama ben buradayım. Feraye. Seni kimsenin üzmesine izin vermeyeceğim. Halam gelmiş. Oy. Bırak oğlum. Halan değil o senin artık. Abi tamam, kızgınsınız ama. Aması falan yok Feraye. Yani ben kendimi geçtim de benim çocuğumun bütün düzeni bozuldu. Okulun arkadaşlarını bırakıyor. Ya bu çocuk bu sabah ne dedi biliyor musun? Söyle halan duysun oğlum. Ben okula gitmeyeceğim. Ben buraya geldiğimden beri yerleri siliyorum yerleri. Hayatımı verdim kabul görmek için. Sonra bizi tutuyorlar, kapının dışına atıyorlar. Her şeye baştan başlayacağız ha. Niçin? Senin aşk meşk merakın için. Öyle aşk deyip hafifletme. Düpedüz ahlaksızlık bu. Feraye'nin üzerine gitmeyin. Ne söyleyecekseniz bana da söyleyin. Karşınızdayım işte. Bak hiçbirinize bugüne kadar saygısızlık etmedim. Ama şu an bir abi olarak konuşuyorum. Siz bizi ezip geçtiniz. Bizim şerefimizi, onurumuzu ayaklar altına aldınız. Tamam mı? Çetin, biz birbirimizi sevdik. Ne? Sevdiniz mi? Bundan nasıl sevme bu ya? Nasıl sevme? Ben bu kızı sevdim. Bu kızın kapısında 10 yıl paspas oldum. Sevmenin ne olduğunu iyi biliyorum yani. Bu nasıl sevmek ya? Bir kızla evlenmeden onu hamile bırakmak hangi kitapta yazıyor oğlum? He? Üstüne bir de yaptığınız pisliği örtmek için benimle evlendin ha. Bütün bunlar benle Yaman yüzünden mi oldu? Yoksa senin annen yüzünden mi acaba? Ne? Ne diyor Cemil abla bu? Ne diyor bu ya? Boş boş konuşuyor. Çamur atıyor ya. Bana bak kızım, bana bulaşma, senin aklını alırım ha. Bak bir daha Feraye ile böyle konuşursan. Ne yaparsın ha, ne yaparsın? Evden mi kovarsın? İşten mi atarsın? Hadi kov, kov. Aa yok. O işi anan halletti zaten. Nasıl? Ben bilmiyordum. Sizin bir yere gitmenize gerek yok. Sen hariç. Sen gidiyorsun buradan. Ben gidersem onlar da gider. Çetin. Çetin. Nesrin. Ha,
Hani kusura bakma Cemil abla, bizim el kadar çocuğumuz var. Yani ne diyeyim şimdi? Elimiz mahkum Cemil abla, yapacak bir şey yok. Cemil abla. Kusura bakma ama bizim düşünmemiz gereken küçük bir çocuğumuz var. Yaman Bey, o zaman yani siz de böyle diyorsanız... Yani ya tamam, aşk bu ama yani işte. Yani benim de kardeşim kaçmıştı. İşte ne bileyim sonra işte çocuklar oldu ya falan. Ya siz ne saçmalıyorsunuz şu an? Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Yaman benim kocam, farkındasınız değil mi siz? İki dakikada Feraye'ye falan yamamaya çalışıyorsunuz. Hayırdır ya? Cemil abla, ben sana bir nakliye ayarlayayım. Emlakçıyı da arayayım. Bence Aleyna ile ikinize 2+1 yeter. Ya sen ne dediğinin farkında mısın Çetin? Ben bu konağın geliniyim. Benim soy ismim Gülsoy, Gülsoy. Ayrıca benim burada ne işim var ya, değil mi? Ben en iyisi konağıma gideyim. İyi, ben 1+1 bakayım o zaman. Kes. Hani Yaman Bey, o zaman annenizle bir an önce konuşsanız da hani en azından nakliye gelmeden. Tamam, ben hemen konuşacağım, merak etmeyin. Tamam. Ben kalırım biraz daha. Sen de ayakta kalma, geç otur. Hamilesin, yorulma. Baksana sen, nereye gidiyorsun? Evime. Allah Allah. Bir sen eksiktin yani. Sen de sat beni o sinsi Çetin'in Nesrin yılanı gibi. Ya anne, ne satması ya? Ben yerimi bir sağlam alayım, seni de alacağım yanıma, merak etme. Artık yok öyle ayrı gayrı falan olmak. Gülfem de köpek gibi ikimizi birden kabul edecek. Kimse beni konaktan da kocamdan da ayıramayacak anneciğim. İstediğin nafakayı vereceğim, yeter ki düşün yakamı sen. Sen beni fazla hafif alıyorsun ya. Ben seni bir ömür boyu bekledim. Gerekirse yakana yapışır bir ömür daha beklerim Yaman, sen hiç merak etme. Ne yapacaksın? Yani Yaman Bey halledebilirse kalacak mısın? Yok. Kalamam artık. E nereye gideceğim? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama... önce babamın yanına gideceğim. Çok üzüldüm onu. Özür dilemem lazım. Feray, bir dur canım, bir dur. Şu an ortalık çok sıcak ya. Bir durulsun. Babam da bir sakinleşsin. Hem sen de bir acını yaşa. Feray bak, yaşadığın şey hiç kolay değil. Hiç. Birazcık toparlanırsın hem, ha? Olmaz mı? Babam bana böyle dargınken ben nasıl toparlanayım? Hı? Canım, babanın asıl üzüldüğü şey neydi biliyor musun? Sana sahip çıkamamak. Onun asıl acısı bu. Baba. Baba. Gel gel gel. Tamam. Bir dakika. Tamam. Bir dakika. Hadi gel. Gel oturalım. Gel. Gel. Tamam. Feraye. Bak biliyorum, biz seni yanında olduğumuzu hiç hissettiremedik. Sen o yüzden sakladın bütün bunları. Yani abin zaten yanar döner, bunun da farkındayım. Ama baksana,
Biz Gül soyların karşısında neyiz ki? Git diyorlar gidiyoruz, kal diyorlar kalıyoruz. Ben neyi anladım biliyor musun? Oğulları o parmağına safir yüzüğü taksa da bizim dönüp dolaşıp geleceğimiz yer Avro. Bak yazıyorum. Aleyna'nın sonunda farklı olmayacak. O Gül soyların kendilerinden başkasına ne hayrı var ne de tahammülü. Tamam sen biraz dinlen şimdi. Hadi. Yaman gel otur anne. Feraye'nin abisiyle yengesi müştemilatta kalacak. Burada da çalışmaya devam edecekler. Onlara dokunmayacaksın. Yoksa ben de giderim. Yaman! Dedemle de ben konuşurum. Yaman! Salak gibi yapıştılar üstümüze. Yok. Ben delireceğim herhalde ya. Ben çok sabırlı bir insan değilimdir. Unuttuysan hatırlatayım. Yaptım toplantıyı. Yaptım. Ama geriye dönebilseydim yapmazdım. O kadar mı kötü durum? Yani babamın aldığı borçlarla içeride olduğumuzu biliyordum ama... ya faizleri hesapladım işte. Girdiler çıktılar falan. Korkunç. Yani dananın kuyruğu ama yarın kopacak asıl. Malum sana sunum yapacaklar. Aynen öyle. Ya biz bu yarını... böyle takvimden çıkartıp istediğimiz başka bir gün ekleyemiyor muydu? Keşke. Okan'ım. Hı? Biz bu işi temiz halletmek zorundayız. Bütün belgelerin altında benim imzam var. Dedemin aldığı yanlış kararların bedellerini ödüyoruz işte. Size kahve getirdim. Teşekkürler. Hayırlı olsun, yeni başladınız galiba. Evet, adım Masal. Memnun olduk. Güzelsin, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Onu alayım. Afiyet olsun. Oh, ne iyi oldu valla. Havamız değişti. Ya, öyle oldu. Bana da çok iyi geldi Şerman Hanım. Maşallah, siz de yorulmak bilmiyorsunuz. Askerde komandoydum ben. Bildiğin en cebel askeriydim. Övünmek gibi olmasın, atışlarda derecem bile vardır. Belli belli. Ay üniformada size ne yakışır? Gerçekten yakışıyordu Şermin Hanım. Ah, spor iyi güzel de insanı hem acıktırıyor hem susatıyor. Ben bir şeyler hazırlamıştım. Patates açabilir misin? Tabii ki. Güneş var ama yalancı güneş derler buna. Buranın ayazı çok sert. İnsanı ısırıyor. Ama bir taraftan da kendine getiriyor. Sıcacık, içiniz ısınsın. Bundan da alın. Kendi ellerimle yaptım vallahi. Üşümeniz çok normal. Yağ oranınız düşük. Çok fit bir beyefendisiniz. Evet, kiloma dikkat ediyorum. Ama bir bakışta anladınız. Mesleğinizde çok iyisiniz. Ay, tecrübe efendim. Allah be! Allah be! Bir şey söyleyeyim mi? Allah senden razı olsun. Vallahi bizi bu karda kışta açıkta bırakmadın yani. Ya Çetin öyle şey olur mu? Görevimiz. Yok 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 öyle deme. Vallahi sen bizi öyle bir yükten kurtardın ki. Yani biz şimdi gidecektik bu kış kıyamet ev ara bul falan filan yerleş mesele yani. Vallahi kaç gündür soğuk ter döküyorum annesine sor. Annem, Gül artık bak gitmiyorsun. Okulundan, öğretmeninden, arkadaşlarından ayrılmıyorsun. Hadi öp Yaman amcanın elini hadi. Ya yok olur mu canım? Öpsün öpsün. Allah. Yaman? Feroş, kız gitmiyoruz Yaman Bey halletmiş.
Vallahi burada kalacağız, çalışmaya da devam edeceğiz. Ay yemin ediyorum var ya, başımın gözümün sadakası olsun diye lokma döktüreceğim ya. He ya, of be. Hadi şey, eşyaları açalım. Sen şunları götür, götür şunları. Ben alıyorum bunları o zaman. Annem sen de odana git. Of. Ay anne bir dur. Başım döndü, Allah Allah. Tamam, söyledim sana, ben seni geri getireceğim. Kimse benim annemi kapı dışarı edemez. Evet, kapı dışarı edilmiş olabilirim. Ama bu yapılan şey bana değil, sana yapıldı. Ne alaka? Ne demek ne alaka ya? Yaman'ın sevgilisinin akrabalarını başka şeye oturtsun. Nikahlı karısının anasını koca konağa sığdıramasınlar. Olaya bak ya. Merak etme. Var bir planım. Alınma da kızım. Gülsoyları Mars edemediğim yerde sen onlarla tavla atamazsın. Bundan sonrası ben de Cemile Sultan. Ben tavlayı öyle çoluk çocuktan değil, işin ehlinden. Yani senden öğrendim. Bence sen de geç kalma. Hem daha hava kararmadan arkadaşının evine gideceksin, yerleşeceksin falan. Allah'tan dün öğrendin kız kovulacağını. Eşyalarını falan topladın, onunla ilgili bir derdin olmadı. Maşallah be Aleyna. Bana gelince bir dimağın açıldı, bir zihnin açıldı yavrum ya. Hadi hadi, şey yapma, sen git. Haber ver ama bana, tamam mı? Aklım kalır. Hadi öptüm seni. Ben senin aklına tüküreyim be. Eline sağlık. Afiyet olsun. Bundan önce içmemiştim. Sen mi yaptın? Hı. Özel karışım. 4 tane ayrı çay var içinde. Karanfil de var. Ama öyle kafana göre koyamazsın yani. Hepsinin bir ölçüsü var. Babamın da en sevdiği çay bu olmuştu. Favorisiydi. Sen hiç merak etme. Tüm bunlar geçtiği zaman babanı ziyarete gideceğiz. Zıkkım olsun. Ne diyor bu hala? Boş ver. Ya Okan'ım neden bunları nasıl görmedi ya? Demek ki sandığımızdan da erken başlamış hastalık. Hiç mi fark etmediniz? Hayır. Ya canavar gibiydi dedem. Tamam huysuzlanıyordu huysuzlanıyordu ama hiç de böyle minnoş biri olmadı benim dedem. Bunu sen de biliyorsun. Yaman'da fabrikaya odaklanınca hiçbir şey fark etmedi tabii. Bu arada... Şimdi Yaman abim demişken... ona da söyleyeceğiz değil mi durumu? Yani o da büyük ortaklardan biri çünkü. Haklısın oğlum, haklısın da ben şu aşamada Yaman'a çok bir şey söylemeyi düşünmüyorum. Malum bebeğin kaybı. Ne? Hani iyiydi bebek? Senin bir şeyden haberin yok tabii. Nasıl oldu peki? Biz bebeği kaybettik. Ben bu bebek için hayatımı tehlikeye attım. Hepimiz öyle yaptık oğlum. Uzun hikaye anlatırım bir ara ama en çok sarsılan Feray oldu. Ya bu durumda Yaman abime de bir şey söyleyemeyiz. Şirket batıyor gibi falan. Batmıyoruz. Ben öyle. Batmıyoruz Okan. Batmıyoruz. Bulacağız oğlum bir çözümünü. Sadece şu aşamada Yaman'ı dahil edemiyoruz. O kadar. Battığımız falan yok. İyi o zaman ben gideyim bakayım bir şeylere ihtiyaçları var mı bir sorayım ha. Gitme sen şimdi hiç oraya. Bırak onlar biraz yalnız kalsın. Sen ne yap biliyor musun? Git şöyle güzelce dinlen çünkü yarın benim zımba gibi bir asistana ihtiyacım var. Baviş. Şimdi sana bir soru soracağım.
Sor abi. Ya bak soruyu yanlış anlayıp beni germe. Estağfurullah abi sor. Bu Vural Bakırcı. Ben dönmeden önce bizim eve böyle sık sık gidip gelen biri miydi? Yani dedemle ortaklık yapacağı için öyle bir iki kere gelmişliği var. Niye sordun? Anladım. Peki... Yani annemle hiç... Oha. Yuh. Yuh. Vallahi yuh. Yuh yani. Ne yuh? Yuh, ne yuh? Yani abi. Oğlum annemle konuştuklarını gördün mü diye soruyorum. Yuh. Gelme dedim yine geliyorsun yani benim. Saçmalıyorsun yani ama. Yuh benim annemin öyle insanlarla ne işi var ya? Allah Allah. Gerçi doğru canım sen ve deden varken. Ama sıra mı gelir annem? Çok kaybol. Ya, kaybol. Çok kaybol. 30 yaşında adamsın. Kaybol. En azından abimlerin yüzü gülüyor. Senin sayende sevgilim. Ya annemin onları cezalandırması yanlıştı zaten. Yine de hiçbir şeyin böyle olması gerekmiyordu. Vay be. Bir de büyüklük taslıyorsun öyle mi? Bana bak kızım. Ben kaybetmem. Ben bitmem. Her seferinde küllerimden yeniden doğarım. Git nerede doğuyorsan doğ küllerinden. Bizden uzak dur yeter. Benden öyle kolay kurtulamazsın. Damat. Şimdi gidiyorum ama uzun sürmez. Geri geleceğim. Bir şeye güveniyor kesin. Var aklında bir plan da. Planı falan yok, boş yapıyor. Ama aklında bir plan olsa ne olur? Biz bundan sonra beraberiz. Bu arada şimdi gidip yengemlerin yerleşmesine yardım etmezsem kesin laf edecek. Zaten... Benim de son günlerim burada. Burada seni ilk gördüğüm anı hatırlıyorum. Kırmızı ayakkabılı kız. Bu eve ilk taşındığımız günü hatırlıyorum. Çok büyük gelmişti bana. Hele sizin ev. Sarayda yaşadığınıza emindim. O zaman şimdi ben bu durumda yakışıklı prens mi oluyorum? Yaman. Ben diyorum ki bunu en kısa zamanda tekrar edelim. Ne dersiniz Ömer Bey? Ben de diyorum ki artık bu bey... Hanım laflarını bir kenara mı atsak? Öyle mi diyorsun? Kelimeden tasarruf manasında. İlahi Ömer Bey. Ah. Tamam. Ömer.
Ama böyle deyince de bir garip oldu. Alışırsın Şermin. Bak ne güzel oldu. İyi o zaman. Bay. Bay. Abo, yırtamamış ya bu kız. Yazık. Cemal? Hı? Paran pulun neyin var mı? Destek lazım mı? Sen o parayı kendine saklayacaksın. Torunlar dedeyle fingirdeştiğini öğrenince lazım olur. Ellerine kapı gibi aklı başında belgesini verdin miydi? Hiçbir şey için yapamazlar. Çok alırsın çok. Kim verecek ona o belgeyi be? Hı. Baksana sana bile kandığına göre. Herhalde 20'lik falan sanıyor seni. La kardeş, ben cebimden kaç tane 20'lik çıkarırım sanki sen bilmiyorsun. Sorun da o ya. Bayağı bir çıkar. Anam, kadına bak. Kafının önüne kondu. Tırım tırım giderken bile bana laf sokuyor. Akrep bu be. Bizim böyü dediğimiz cinsten.
Söz bakalım. Kolay gelsin. Teşekkürler. İsterseniz yardımcı olabilirim. Anlarım biraz bu işten. Sağ ol, hallediyorum ben. Hı. Zaten bu modellerden pek anladığınızı sanmıyorum. Aslında öğrenciyken bende de vardı bunlardan bir tane. Her şeyle kendim ilgilendiğim için anlarım yani. İyi. Buyurun o zaman. Peki. Hadi bakalım. Sorun belli zaten. Buji ateşlemiyor. İsterseniz önce ben bir teşhis edeyim. Hı? Çok pardon. Tabii buyurun. Çekinmeyin lütfen. Hı. Neymiş sorum? Efendim? Arızayı bulabildiniz mi? Buldum. Ha. Buji ateşlemiyor. Ah. Ya. Hadi canım. Gerçekten. Ya haklıymışsınız aslında. Eğer bunun bir yedeği falan... Tam onu değiştirmek üzereydim. Tabii ki tam onu değiştirmek üzereydim. Alayım onu da. Aa, buyurun. Tabii ki. Ya bu araba neredeyse çocukluğumdan beri var. Artık alıştım. Bunun böyle belirli kronik hastalıkları var. İstanbul'dan galiba. Hı hı. O zaman size kolay gelsin. Teşekkürler. Karşılaşırsak bir kahve ısmarlamak isterim. Ya o kadar yardımcı oldunuz sonuçta. Hiçbir şey yapmama izin vermediniz ki. Olsun. Niyet önemli. Bu arada sorun bujilerde. Buji. Buji. İşte geldik. Allah. Dur dur, şuna bir yer etin bari önce. Ya tamam, pardon, çok güzel koktu, ne yapayım, dayanamadım. Sen ne yaptın ya, bu nedir? Afiyet olsun. Ölülerine sağlık. Okan'ı da getirseydin ya. O artık businessman. Şirkette harıl harıl çalışıyor. Vallahi bravo. Ama böyle hep iş iş nereye kadar? Biraz da aşk lazım. Değil mi Azza? Kızım. Helal, helal, helal. Ne alakası var değil mi? Azal ne ya? Üstüm başım battı ya. Ne oluyor ya? Üzerime döküldü. Boş ver. Hadi. Alsana.
Al bakayım şunlardan. Var var. Tamam tamam dur. Hepsini nasıl yiyeyim ben? Ben bunları senin için yaptım. Yamanım da yamanım. Oh. Seninki duymasın ama bak sonra çok bozuldu ya. Ya ben hala inanamıyorum ya. Yeniden yanımdasın. Yeniden beraberiz. Yakında bu kağıt üzerindeki evlilikten de kurtulacaksın. Duruşma için gün bekliyoruz. Ateş halletti her şeyi. Keşke bizimki de bu kadar kolay olsa. Yani aleyhine delirtti avukatları da. Boşanma dilekçesi veriyorum diyorum, kabul diyor. Şimdi de istekleri bitmiyor kızın. Yani oyaladıkça oyalıyor. Ben anlamıyorum neyi bekliyor bu kız. Neyse, tadın kaçmasın dedim. Diyelim. Uyuyoruz burada ya. Yani sana da günaydın Aleyna. Allah Allah. Ne? Of midem. İyi misin? Ya dün gece çok içtik galiba biz. Ne içtik o kadar ya? Vallahi dün sen bir şey içmedin ki yavrum. Ha. Yediğim bir şey dokunmuştur zaten. Benim çıkmam lazım. Vallahi bunun en çok neyini seviyorum biliyor musun? Birbirimizi dinlemek zorunda bile değiliz. Ayakkabımın tekini gördün mü? Allah'ın cezası. İnsan şunu zamanında ocaktan alır be. Şuna bak. Kendi yıkamıyor ya. İnsansız. Vicdansız. Dibi tutasıca. Söylenme. Söylenme. Duyuyorum hepsini. Vallahi hiç duyuyor gibi değilsin. Değişen bir şey yok. Bu ne? 3 gün oldu başlayalı da. Dırdırım bitmedi be. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ah. Ah be Cemilem be. Ah be güzel Cemilem be. Sen bu halleri düşecek kadın mıydın be? Konakta hanım olmayı beklerken geldik burada bulaşıkçı olduk, iyi mi? Üf, içim bulandı be. Ha, ben yanımda okunmuş şeker getirmiştim. Hı? Bir tane at ağzına. Ya İlahi Şermin'ciğim. Allah senin açıklığı versin. Amin. Kabanını alayım. Ömerciğim, aman diyeyim, sakın sinirleneyim deme içeride. Ha bir de tuzak soru falan sorar bunlar. Hı-hı. Dikkatli ol. Tamam, bana dua et. Edeceğim. Buradayım. Ay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, oturabilirsiniz. Teşekkür ederim. Efendim, adım Ömer Gülsoy. Gülsoy Şirketler Grubu'nun kurucusuyum. Hem kurdum, hem büyüttüm. Niçin burada olduğunuzu biliyor musunuz? Elbette. Maalesef para ve güç böyle bir şey. Gençler biraz sabırsız. Bizim bir an önce sahneden inmemizi istiyorlar. Size düşmanlık edenler mi var? Olur mu öyle şey? Torunlarım beni sever. Sadece ben onlara fazla ihtiyarlamış görünüyorum. Çocukken ben de hayat kırkında bitiyor sanırdım. Oysa hayat uzun. İnsanın bedeni yaşlansa da ruhu daima genç kalıyor. Onlar da öğrenecekler bunu. Daha çok gençler.
Geçen raporlarınıza bakıyorum. Arada çok büyük fark var. Sizi çok iyi gördüm. Sağ olun, sağ olun. Beni hayata bağlayan yeni bir heyecan buldum diyelim doktor bey. İyi günler. Kutlamaya nereye gidiyoruz? Sormayacak mısın nasıl geçti? Gerek var mı sence? Hepsi senin sayende. Herkese senin gibi bir hemşire lazım. Bundan sonrasını ateş düşünsün. Dönüşüm muhteşem olacak. Sen niye çıktın ki sevgilim? Ben alıp gelirdim. Olmaz. Ayrı geçirdiğimiz her dakikayı telafi etmek zorundayız. Senin okulun bir tatile girsin, program hazır. Misliyle telafi edeceğiz. Hem sen bırak dakikalara, saniyeleri hesapladım ben. Feraye sevgilim. Çok güzeller. Onu çok özlüyorum Yaman. Ben de çok özlüyorum bir tanem. Hep böyle acıtacak mı? Ay hadi Okan, hadi bir giyinemedin ya. Feraye bekliyor diyorum, hadi. Ya tamam, tamam. Şişt, Azal hazır mısın? Ne acaba, ne? Bak, gül soyların parlayan yıldızına. Ay hadi Okan ya, hadi. Yalnız bak, gözlerini korumaya al, ben sana söyleyeyim, parlıyor. Aldım, hadi parlayan yıldız, gel. Tadam. Bakayım bir. Sustun. Olmamış mı? Yani gelmedin mi? Yok yani. Bayağı olmuş. Bayağı olmuş. Aha, iyi. Bir de bunu beğendim. Nasıl? Dönlük fabrika ayarlarına saçmalama Okan, olur mu o ya? Ne var yani, ben beğendim bence gayet yani. Hayır, oldu oldu çok iyi. Ya, ben, ya bak gerçekten almam giderim. Bak bu takımı falan da çıkarım. Aa bayağı tutturdu evet, ya. Evet istiyorum, ben beğendim. Allah Allah. Aa ciddi misin sen ya? Sen beni daha tanıyamadın galiba ha? Belli belli. Bak ben bir şeyi seviyorsam sonuna kadar isterim. Sonuna kadar da alırım. Gerekiyorsa uğruna her şeyden vazgeçerim. Sıcak oldu burası. Kaloriferleri yakmışlar herhalde. Ben dışarıda bekleyeceğim, tamam mı? Sen al gel. Aha. Al gel sen. Tamam mı? Hep sen topa çıkacaksın değil mi? Al da ben çıkayım. Bugün ne seyredeceğiz? Sen seçecektin hani. Ya Azal benim seçtiklerimi beğenmiyor ki. Ama sen de hep romantik komedi izlemek istiyorsun. Siz de hep korku filmi seçiyorsunuz ama. Hayat zaten yeterince gergin değil mi? Niye biz kendimize eziyet ediyoruz? Biz halimize şükretmeyi seviyoruz. Yazık bana ya. Oy, yazık benim sevgilime. Kolay gelsin. Sağ ol abi, eyvallah.
Selam. Biraz erken geldim ama olsun. Önemli değil. Buyur. Hiç değişmemiş. Anneannem yok. Dedem yok. Bunlar büyük değişiklikler. Ya kusura bakma, ben cenazede... Hiç önemli değil Bade. Hiç takmam ben öyle şeyleri, biliyorsun. Hala çok okuyorsun. Mesleki kitaplar. Onları getirdiğine göre buradasın demektir. Yani çalışmaya devam edeceksin burada, öyle mi? Ufak tefek davalarım vardı. Onları buradan yönetebilirim diye düşünüyorum. Sana en sevdiğin kahveden aldım. Yani Amerikano seviyordun, öyle hatırlıyorum. Zevkler değişebilir tabii ki ama. Milföylü pasta da var. En sevdiğinde. Ben bile unutmuşum da sevdiğimi. Neden bu kadar hararet yaptın geldiğimi duyunca? Babanla ilgili sorun mu var? Neydi adı? Vural Bakırcı. Orta çaplı bir mafyaydı değil mi? O benim babam değil. Yani değilmiş. Vay, tesadüfe bak. Ben de seni arayacaktım. Vural, yapma lütfen. Sürekli beni köşeye sıkıştırıyorsun. Bunalıyorum. Bunalıyor musun? Çok üzüldüm. Ben yıllarca oğlumdan mahrum kaldım. Varlığından bile haberim yoktu. Sen de azıcık bunal. Bak, kaç kere özür diledim senden. Ya unutalım bu konuyu. Ne olur. Zaten mecbur kalmasaydım asla böyle bir şey öğrenmeyecektin. Bunca yıl ateşten de haberin yoktu. Büyüdü artık, bir babaya da ihtiyacı yok. Peki, belki benim bir evlada ihtiyacım var. Bora'nın bir abiye ihtiyacı var. Sakın, sakın, sakın ateşi Bora'ya bulaştırma. Bu kararları artık sen veremezsin. Hiçbir kararı sen veremezsin. Sana verdiğim zaman doldu. Bitti. Hayır, 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 hayır. Efendim? Oğlum, neredesin? Şirketteyim anne, birazdan eve gireceğim. Tamam, güzel. Ben de geliyorum, görüşürüz. Evet. Abi. Mali polis. Buyurun. Bütün evraklara el koyuyoruz. Şu andan itibaren şirketin tüm hesaplarını da donduruyoruz. Daha olmadı mı? Çok az kaldı. Mis gibi koktu. Tereyağlı. Ay hadi ya, film hazır. Siz neredesiniz acaba? Geldik, geldik. Of. Of, 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 of. Şuna bak. Taze, taze. Hı hı. Hı. Filme de kalsın istersen. Al bakalım. Çok mersi efendim.
Hazırsanız başlatıyorum. Dur. Bekle. Ne oldu? Şimdi hazırım. Ben de hazırım. Salaklar ya. Aleyna arıyor. Ay ister misiniz hadi boşanıyoruz desin ya. Yeterince acı çektiğimize ikna olduysa olabilir. İnşallah. Efendim Aleyna. Alo Yaman'cığım nasılsın? Feraye yanında mı? Niye soruyorsun? Aa beraberseniz sizi konakta bekliyorum o yüzden sordum. Ne oldu? Ya Hazal haklı olabilir galiba. Böyle pazarlık yapmak ister gibi bir hali vardı. Ay hadi inşallah ya. Bu çocuklarımın yüzü gülür mü artık? Ne olur be. Hadi çıkar üstündekiler gidiyoruz. Ne oluyor ya? Ne oluyor Aleyna? Bana bak ben bu işi bulana kadar canım çıktı. Haberin var mı? Kovulursam senin saçını başını yolarım. Yol kız yol. Gel buraya. Allah, sen benim saçımı yol, başımı yol. Kurban oldum. Çilek yaşamam yol. Hadi kalk. Ne oluyor ya? Kalk. Allah Allah. Bunu at. Hadi gidiyoruz. Ne oluyor? Bak. Çıkar. De. Dur. Anne. Ha. Okan Bey, siz bize muhasebeye kadar eşlik edin. Vural Bakırcı burada. Hiç sırası değil Esma. Gerçekten hiç sırası değil. Sırasını günlerdir bekliyorum. Ama hiç gelmiyor. Hiç gelmeyecek biliyorum ama benim beklemeye sabrım yok artık. Vural. Şimdi. İnanabiliyor musun Güneş? Bu adam bana yıllarca bir kadın anlattı, bir anne anlattı. Ya. Neymiş çok sevmiş. Kaybedince çok üzülmüş. Yıllarca ben bu adama minnet duydum. Bana annelik babalık yaptı diye. Benim aklım bir türlü almıyor, anlamıyorum. Bir insana niye bunu yapar ya? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben de çok üzüldüm gerçekten. Hayır. Bir insan küçücük bir çocuğu neden kaçırır? Böyle bir adam neden bu çocuğu büyütür? Neden böyle bir zahmete girer? Ben inanamıyorum ya. Badem. Bence fazla yoğunlaşma bu durumun üstüne. Altından kalkacağım bir şey değil bu çünkü. Allah aşkına Güneş. Ben yıllarca annemin babamın katiline baba dedim. Ben onu çok sevdim. Yeri geldi sözünden çıkmadım. Peki benden ne istiyorsun Bade? Neden bunları bana anlatıyorsun bunca yıldan sonra? Ben bunlarla tek başıma baş edemem Güneş. İstediğin ne peki? İntikam mı? Cevaplar mı? Adalet. Adalet istiyorum. Annemi babamı öldüren her kimse ya da bunu azmettiren her kimse cezasını çekmeli. İsterse beni 2 yaşından beri büyütmüş Vural Bakırcı olsun. Ateş Bey. Sağ ol ben içmeyeceğim. Evet. Nedir bu kadar acil olan konu? Konu öyle bir konu ki nereden başlayacağımı, hangi sırayla anlatacağımı bilmiyorum. Başını, sonunu. Ama tek bildiğim sana bunu açık açık söylemem gerektiği. Vural bak. Gerçekten bugün sırası değil. Neyse derdin söyle gitsin. Peki. Annenle ben gençliğimizde birbirimize aşıktık. Saçma konuşma. Ne annesi ne aşkı? Babandan önceydi. Babamı sakın. Sakın Vural. Ahmet'ten önceydi. Hemen önceydi. Vural. Ateş dinle. Dinle. Vural sakın. Bilmiyordum. Ben de daha yeni öğrendim. Öğrendiğim andan itibaren. Vural.
aklım başımda değil. Ne yaptığımı bilmiyorum. Fural yeter. Tek bildiğim... Fural. Senin bunu öğrenmen gerekiyor. Zamanı geri alamayız, telafi edemeyiz. Fural yeter. Ama senin şimdi bunu öğrenmen yeter. Gerekiyor. Fural yeter. Ahmet yeter. Senin baban değil. Sen benim oğlumsun. Mia. Ne oluyor Yaman burada? Haberin var mı? Aleyna eve gel konuşacağız dedi. Ben de bilmiyorum. Gel gel çekinme. Nesrin gel gel. Çok yoruldum ya. Aç bakalım. Ne bu? Hediye. Ne yapmaya çalışıyorsun? Aa, amma abartın ama ya. Alt tarafı bir hediye. Anne yardım etsene. Ben açayım bari. Dünyanın en tatlı babasına. Ne bebeği? Kimin bebeği? O ne demek ya? Yaman'la benim bebeğim tabii ki. Hamileyim. Hayırlı olsun damat. Aa, sevinçten kal geldi ya adama. Hayatım bende kal. Gül soyup bebek yolda. Tebrikler, baba oluyorsun. Hayırlı olsun damadım. Allah analı babalı büyüsün. Hayır, 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 hayır. Yok öyle bir şey. Yalan söylüyor. Hadi. Hadi.
Alın siz şunları. Hadi. Ne yaptığını sanıyorsun sen? He? Aa, Ömer dede neden bağırıyorsun ya? Bugün bizim ailemizin en mutlu günü değil mi? Senle Gülfem anneme Gülsoy soyadını gururla taşıyacak bir bebek geliyor işte. Ya sabır. Yalan söylüyorsun, yalan söylüyor Feray. Bana bak, sakın inanma. Yalan değil. Hem de annesiyle babası evli. Birbiriyle yani. Hani orada bir yanlış anlaşılma olmasın da. Meşru bebek geliyor. Biz Feraye ile bebeğimizi kaybettik. Sen bunu bildiğin halde yaramızı kanatıyorsun. Tamam işte Yaman'cığım. İkimizin bebeği senin yaralarını sarar bence. O bizim bebeğimiz değil. Feraye, bana bak, bana bak aşkım, bir şey söyle. Sana inanıyorum de. Ben sevgimde hep sana sadıktım. Feraye.